Ama yorum yapmayan daha iyidir canım. Eyvallah. İnşallah şey, işte sıfırlık der, ekonomi der. Nedir? Ekonomi der. Nedir? Tek sorun mu? He. Millet artık batmış, elektrik geli, ne kadar hepsi zamlaşmış, bir çok milyar ki verebilir. Valla milletin... Konuşalım abi, vatandaşın en büyük sorunu nelerdir? Acele var. Yani çok kötü bir süreç yaşıyoruz. Yaklaşık 50-60 yıl yaşama, yani 50-60 yıl boyunca yani emek sarf ederek çalışma sürecinde yani dahil herhangi hiçbir şeye sahip olamıyor. Yani düşünsene yani yaşın 30, 30'u geçiyorsun, yaşın oluyor 40, 40'ı geçiyorsun, yaşın oluyor 50. Ya ölüm bir ayağın çukura düşmüş ama hala da hiçbir şey sahibi değilsin. Yani hala düşünsene adam ölecek, diğer dünya borçlu gidiyor yani. Öyle bir süreçte. Temas o ekonomidir. Ekonomi işsizliktir. Abi benim eniştemdir. Gösterin ona, konuş. Abi sizce vatandaşın en büyük sorunu ne? En büyük sorunu. Tam adamına sordum vallahi. Nedir abi? Vallahi işsizlik had safhayı geçmiş. Ondan sonra sıkıntı gittikçe büyüyor. İşsizlik. Başka ve bir pahalılık. Pahalılık. Evet. Yani ben bir daha ekonomi, evet. Ben bunu bir daha dile getireyim. Emin olun bizim ülkemiz güzeldir. Türkiye'miz de güzeldir. Siirt'imiz de güzeldir. Ama peki yaşayabiliyor muyuz yani? Ülkemizi, Siirt'imizi yaşayabiliyor. Vallahi biraz zor. Zar zor. Niye zor abi? Ya zor ekonomi yani. Her şey pahalandı. Her şey pahalandı. Eskiden ben torunuma 1 milyonluk çikolatayı şimdi 5 milyona alıyorum. 1 kilo çay 100 milyon. Bir teneke yak oldu 500-600 milyon para. Yani millet yani zar zor. Yani artık bu insanların da milatı dolmuş yani. Bence artık gitsinler ya. Bıraksınlar gitsinler yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Bıraksınlar. Gençlere bıraksınlar. Herkes özgürdür. Benim bildiğim kadarıyla gelirsin, görevini yaparsın, gidersin. Ama bunlar yapıştı ya. Olmuyor. Olmayınca da olmuyor. Her şey çok pahalandı. İşsizlik had safhayı geçti. Emin olun ben iş arıyorum. Bu Suriyeliler yüzünden iş bulamıyorum. Bulsam da benim yevmiyem en az 100 TL para olması gerekiyorken bugün 50-60 milyon. Bugün asgari ücretle geçinemeyenler bir sürü insan var. Bakma millet sessizliğini koruyor böyle. Nereye kadar koruyor? Abi yani bu gidebildiği kadar. Ben sana bir arabayı örnek vereyim. Arıza verdi. 79-70 modeldir. Gitmiyor artık. Arıza vere tamirciler bile bulmuş. Gitmiyor artık, yürümüyor. Onu bırakacaksın abi. Satacaksın abi, başka bir şey yapacaksın. Değişik. Israrla bir şey olmaz. Diyorsunuz ki değişmesi lazım. Mutlaka değişmesi lazım. Benim bu ülkeyi kim güzel bir şekilde yönetiyorsa ben onu desteklerim. Mutsuzum ya. İş yok, güç yok. Mutsuzum. Bana eğer ekmek kim olursa olsun. Yanlış anlaşılmasın. Kim olursa olsun. Benim Siirt için. Kim çalışacaksa, kim bana ekmek yedirecekse ben ona dua ederim. Her zaman başımın tacı da ederim. Ama eğer yaramıyorsa, benim oğlum bile olsa, derim sen yaramıyorsun ya. Git. Gitmiyor ya abi. Ya şimdi bu işe bunun lağımı, cimi yok. Şöyle bir şey var, kusura bakmayın. Ben bunu da söyleyeyim. Bu keşke ben de Suriyeli olsaydım ya. Keşke olsaydım ama Suriyeli'ye verilen avantaj, onlara verilen ne bileyim, her şey var onlarda ya. Ben Suriyelilerle çalıştım. Vallahi diyor bize bakıyorlar. Kızılay da bakıyor, hükümet de bakıyor. Ama bana bakmıyor. Benim oyumla oraya gitmişsin sen ya. Benim oyumla oraya gitmişsin, sen bana bakmıyorsun. Çok tuhaf değil mi Allah aşkına? Benim oyumla o şeydesin, Beştepe'desin. Benim sülalemin hepsi onlara verdi. Vallahi de billahi. Ama sen beni, eğer sen bana bakmazsan olmuyor. Benim vebalım, ben hakkımı helal etmem vallahi. Eğer hakkım varsa vallahi ben helal etmiyorum. Vatandaşın en büyük sorunu çalışmayı sevmemeleri yani. Bence benim fikrim o yani. Çalışmayı sevmiyoruz, evet. Yani iş olmadığı için mi? İş olmamasıyla alakası yok zaten de. Yani iş eğer masa başı sürekli bir iş isterseniz, ben 5 bin lira 10 bin lira maaş alacağım derseniz bulamazsınız. Ama 2 bin lira da çalışacağım derseniz hiç bulabilirsiniz yani. Peki, yani ama çalışmak olursun. Yani çalışmamaktan iyidir kardeş. Yani çalışmamaktan iyidir. Yani. Ya sağlamazsa da çalışmamaktan iyidir yani. Ya emeğin karşılığını alıyorsun veya almıyorsun. Ama evde oturmaktan iyi değil midir yani? Evin ekmek
götürebilecek. Evine ekmek götüremezse de o 2000 lira en azından kendini doyurabilir, ailesine ekmek götürebilir. Ama evde oturursa o 2000 lira gelir mi ona? Gelmez. Geçim sıkıntısı ve siyaset yoksunluğu, özgürlüğün olmaması, insanlar özgür ve haklı olduğu halde konuşamaması bir ihtiyaçtır. İhtiyaç giderilmeyince de sıkıntı duyuyor tabii. Ama geçim sıkıntısı baş belasıdır insanların. Tamam mı canım? Bu nasıl çözülecek? Yani bir bunun çözülmesi, bu ortamın değişmesi, bu şartların değişmesi, halkların barış içinde yaşaması, toprağından koparılmaması, topraktan uzaklaşan kişi ekmekten de uzaklaşır. Vatandaşın bu ekonomi krizinden dolayı işsizlik hasefada, millet ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Hükümetin de ne yaptığını da şu anda ne yapacağını da bilmeden, yani bu vatandaşları bu hale sürüklemesinden dolayı yani perişan durumdadılar. Güllü gülistanlık diye efendim Ankara'da Beştepe'de geçinmemiz lazım. Ama bunun üzerine gidilmesi lazım. Muhalefet partilerine kadar kendilerini savunsalar dahi, yani iktidar partisi bildiğini okuyor. Ne kimseye kulak veriyor, ne kimseyi de dinlediği vardır. Ama buna da erken seçim olması lazım. Erken seçim de iktidar partisinin hesabına gelmiyor. Onun yanında almış olduğu muhalefet partisi, Cumhur İttifakı'nı almış olduğu MHP'yi de aynı koltuk sevdalısı oluşu nedeniyle bu milletin ızdırabından anladıkları yoktur. Vermiş olduğu 5-10 kuruştan mı memlekette ve ülkemizde had sefaya varmıştır. 5 litre 1 litre yağ 45-50 milyon alırken şu anda 150 milyona vardığını Sayın Cumhurbaşkanı da bunun bilincindedir. Ve efendim onunla beraber Cumhur İttifakı yapan Milliyetçi Hareket Partisi de bu da bilincindedir, biliniyor. Ha, bu vatandaşlar nereye kadar devam edecek? Bakalım, bu erken seçim kaçınılmaz bir durumdadır. Abi, vatandaşın en büyük sorunu işsizliktir abi. Maalesef Doğu ve Güneydoğu'da yani işçilik sorunu bayağı var yani. Vallahi abi, şu an en büyük sorun Erdoğan'ın hükümetin başında olmasıdır. O da yani ekonomik olarak zaten bir şehir olarak da ülkeyi bir uçurumu kenarına getirmiş. Hani biz bir genç olarak yani eve gitmeye yetenmiyoruz çünkü eve götürecek hiçbir şeyimiz yok. Yani bir aileye bakan bir adam çalışıp hiçbir şeye bakamıyor. Biz günlük 100 milyon alıyoruz, 400 milyon harcıyoruz. Yani öyle bir ekonomik başında olan Erdoğan, yani böyle bir şey olmaz yani. Talebim odur ki Erdoğan o koltuktan insin, onun yerine Selahattin Demirtaş gelsin. En büyük talebimiz odur. Çünkü hakkı konuşan adam içeride, vatandaşa haksızlık yapan ise koltuğun başındadır. Sorun odur abi. Doğrudur, iş yok. Bir de zam üstüne zam. Yani başka ne olacak? Elektriğe, doğalgaza, işte akaryakıta. Yani doğrudur, bütün her şey. Yani gıdadan tuta akaryakıta kadar, yani bütün her şeye zam. Millet artık geçim sıkıntısından dolayı ne yapacağını bilmiyor yani. Valla bu poşet şu an burada 70 liraya aldık. Daha önce 30 lira falan alabiliyorduk. Yani şu an karın tokluğuyla mücadele ediyoruz. Vatandaşın en büyük sorunu ekonomi. Niye ekonomi? Millet aç. Millet aç olduğu zaman da bir şey yapamaz. Parti değişmeli her zaman. Değişim olması mı gerekiyor? Mecbur, değişecek. Peki değişmese ne olur? Gerçi milletimiz aptal. Sıkıntı yok. Kolay gelsin.